Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün ilk defa farklı bir video ile karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz korona yüzünden tam kapanmaya girdi ülkemiz. Ve biz de bu kapanmayla köye geldik. Bugün de sizler için Hatay usulü tandır ekmeği, köy ekmeği ve bizim Hataylılar bilir. Biz katıklı ekmek gideriz arkadaşlar. İçinde çökelek oluyor, kekik oluyor, kuru soğan oluyor. Benim bildiğim tuz, tercihe göre baharat ve susam falan oluyor diye biliyorum. Tam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet, iftar için bugün hem ekmek yapıyoruz hem de normal ekmek, yani yemeklerle beraber yediğimiz. Bizim tandır ekmeği dediğimiz, şu an size gösterdiğim ekmek. Bir de katıklı ekmek dediğimiz ve içine saydığım malzemelerin girdiği bir tür börek gibi arkadaşlar, öyle düşünün. Ama Hatay'da herkes katıklı ekmek diyebilir. Evet, bugün farklı videoyla dediğim gibi karşınızdayız. Umarım bu videom beğenilir. Şimdi size nasıl anlatsam arkadaşlar. Şöyle bir topraktan sanırım yapılan tandırlar var. Belki çoğunuz biliyordur. Birçok Türkiye'de birçok köylerde falan olabiliyor bu. Ondan sonra odunla yakılıyor arkadaşlar. Ondan sonra odunlar iyice tamamen köze dönüştükten sonra biraz bekleniyor ve zaten hamur yoğrulmuş oluyor. Bezelere ayrılıyor. Ondan sonra hamur İki kişi oluyor, bazen üç kişi tabii yardımlaşa, bir kişi de yapabilir ama bir kişi çok zor arkadaşlar. Bu yüzden annem, teyzem ve kuzenim var. Annem bezeleri tamamen bezelere ayırdı, sonra ekmeği kendi elleriyle böyle açmaya çalışıyor böyle. Ondan sonra da teyzem de gördüğünüz gibi tandırın içine yapıştırıyor ekmeği. Kuzenim de sağ olsun, o da ekmeği çıkartıyor tandırın içinden. Evet, zor iş ama sizlere göstermek istedim. Umarım beğenilir. Öyle umut ediyorum. Farklı videoyla karşınızdayım bu sefer. Ve birkaç gün sonra işte bu teyzeme ben bir tane guruk yatırdım arkadaşlar. O gurkun bakalım kaç adet civciv çıkacak, onu da çekeceğim sizlere. Hemen çok da güzel bir tane kümes yaptı teyzem. Onu da göstereceğim sizlere. Onu da söyleyeyim. Yanılmıyorsam salı ya da çarşamba günü civcivler çıkacak. Evet, şimdi şöyle o ekmeği yaptıktan sonra arkadaşlar, böyle biraz daha nar gibi kızarması için şöyle biz kendimizce bir yöntem bulduk. Ekmeği şöyle iyice şey yanmaması için, güzelce kızarması için şöyle bir yöntem bulduk ve ekmeği onun üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Böyle sopa var, ucunda bir demir var, kanca gibi. Bu yüzden hem ekmek çok fazla yanmıyor, böyle kızarıyor, çok güzel oluyor. Dediğim gibi bu kendimizce bulduğumuz bir yöntem. Hani böyle bazen ön ekmeği çıkardığımız zaman hamurumsu olabiliyor. Bu yüzden böyle daha güzel, nar gibi kızarıyor ve daha lezzetli oluyor. Bilmiyorum beğenecek misiniz? Belki de birçok takipçim de biliyordur. Benim bu memleketlim olanlar, özellikle hemşehrim yani. Onlar da büyük ihtimalle evet bu tadı bilirler arkadaşlar. Umarım hani Hataylı olmayıp da beni başka şeylerden takip eden takipçilerim varsa, umarım bir gün size de bu ekmekten ikram etmek nasip olur arkadaşlar. Yani tadı gerçekten çok güzel. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Evet, bakın öbür tarafta annem. Bu da teyzem. Gördüğünüz gibi böyle ekmek çıkıyor. Bazen bir tarafı ekmeğin maalesef tam kızarmıyor. O da yani tandır o şekilde arkadaşlar. Bazen üst tarafı daha tonu daha açık oluyor. Bazen tamamen nar gibi kızarıyorsa zaten ekmeği alt tarafa o yaptığımız şeyle beraber alt tarafa koymadan ekmeği çıkarabiliyoruz. Ama çoğu zaman bu yüzden bir kısmı beyaz oluyor. Yani hamur olmasın diye biz de yaptığımız imkanlarla o aletle ekmeği böyle daha da nar gibi kızarmasını sağlıyoruz. Evet, bir yandan annem ekmekleri açarken diğer yandan teyzem de tandırın içine ekmekleri yapıştırıyor.
Ve arkadaşlar birazdan da katıklı ekmeğin yapımına geçeceğiz. Küçük küçük yapacağız, fındık lahmacun gibi. Dediğim gibi biraz da salça acı seviyorsanız tercihe göre tabii ki biber salçası da eklenebiliyor eğer acı seveniniz varsa. Hataylılar biliyordur zaten dediğim gibi. Hatay dışından beni takip eden takipçilerim umarım dediğim gibi size de ikram etmek nasip olur. Gerçekten hem ekmeğimiz hem de katıklı ekmek dediğimiz içine birçok malzemenin girdiği güzel hani biz börek diye belki size gelir. Yani Hatay usulü börek diyelim. Hani belki birçoğunuz öyle diye öyle düşünebilir. Çünkü hani harcı börek harcı gibi ama böyle ekmeğe falan tandırda yapıldı mı katıklı ekmek diyoruz biz. Şimdi katıklı ekmeğin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle küçük oluyor tercihen. Hani herkes tabii farklı sever. Kimi gerçekten ekmek kadar büyük yapıyor. Ama biz tercihen çok fazla yani bizimkiler diyeyim büyük sevmiyor. Öyle ekmek kadar yani az önceki gördüğünüz ekmeğin büyüklüğünde yapmıyoruz. Biz küçük küçük yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Bu yüzden evet bakın farklı bir şeyle yapıyoruz bu sefer. Çünkü öbürü sadece ekmek için böyle şey yapıyor arkadaşlar. Çünkü harcı böyle yapışabiliyor. O yüzden ekmekle yapıştırdığımız şey farklı. Bu katıklı ekmeği yaptığımızda farklı oluyor. Bakın gördüğünüz gibi bu daha ufak oluyor. Tam kendisine göre. Evet şöyle bakın bunları biraz daha aşağı yapıştırıyorlar. Çünkü şey istiyormuş ben onlara sorduğumda. Ateşe daha yakın olması gerekiyormuş. Çok fazla yukarıda olursa düşüyormuş arkadaşlar. Bu yüzden alt tarafta olması gerekiyormuş. Evet kuzenim de evet, bakın aldı. Bakın ne kadar güzel. Yani gerçekten inşallah bir gün arkadaşlar bu güzel tadı denemenizi istiyorum. Gerçekten böyle taze taze bu pandemiden kurtulduğumuz zamanlarda buraya yolunuz düşerse inanın birçok yerde tandırlar var ve böyle sıcak sıcak ikram ediyorlar çayla beraber. Çayın yanında. Evet. Bir tane daha aldık. Evet anlattım arkadaşlar. Bilmiyorum daha ne anlatacağım. Dediğim gibi bugün sizlere farklı video çekmek istedim. Baktım. İftar için hem taze ekmek hem de yanında katıklı ekmek var. Dediğim gibi bekleriz sizi de bir gün inşallah. Yanında da akşamda da tavuk pilav vardı arkadaşlar. Bugün böyle bir farklı olarak bir video istedim. Bakalım takipçilerimi şaşırtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet birkaç tane ekmek daha kaldı. İç harç, bu katıklı ekmeklerin iç harcı. Bittikten sonra geri kalanı normal ekmek yapacağız yine arkadaşlar. Evet bir tane daha. Bakın dediğim gibi alt tarafa yapıştırılmasının nedeni teyzem dedi bana arkadaşlar. Çünkü yukarıda ekmek gibi değilmiş bu. Daha fazla ısı istiyormuş. Yani daha fazla ateşe yakın olması gerekiyormuş. Yukarı tarafta o yüzden biraz böyle çok net görünmüyor. Belki biraz karanlık olabilir. İçinde. İçi o yüzden karanlık olduğu için evet burada kuzenim sağ olsun flaşı yaktı. Daha net görebilmeniz için. Bakın ne güzel. Nar gibi kızaracaklar orada. Bunları zaten ekmek gibi arkadaşlar o yaptığımız kendi imkanlarımızla yaptığımız o sopa ve kancayla şey yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü nar gibi kızarıyor. Çünkü bunlar daha alta yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ekmeği bu kadar alta yapıştırılmıyor. Dediğim gibi bunlar ateşi daha çok seviyormuş. Nar gibi kızarmaları için. Evet bugün böyle oldu arkadaşlar. Farklı bir video ile karşınızdaydım. Bakın bir tane daha aldık. Ne güzel. Çok fazla bir de şunu söylemek istiyorum. Deneyenler olur biliyordu belki. Şunu dedim. Çok fazla yağlı olmaması gerekiyormuş harcın. Yoksa düşüyorlarmış maalesef. O yaptığımız güzel harç hep tandırda dökülüyormuş. Bu yüzden kuru olacakmış. Yani çok fazla yağ değil. İsteğe göre ondan sonra üzerine zeytinyağı gezdirebilirmişsiniz. Daha güzel oluyormuş. Bu arada evet şey de unuttum zeytinyağı derken harcın içinde zeytinyağı da var. Tabii ki olmazsa olmaz Hatay zeytinyağından arkadaşlar. Şöyle evet gördüğünüz gibi. Evet. Bugünlük böyle olsun. Umarım takipçileri büyük ihtimalle şaşırtacağım. Çünkü benden yumurta toplamaya da tavuklarımızla ilgili bir video beklerken böyle video geldi karşınıza.
Evet, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.